NATO'nun denizaltı arama ve kurtarma faaliyetlerinde işbirliğini amaçlayan Dynamic Monarch 17 tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Marmaris'in Aksaz bölgesinde 8 Eylül'de başlayan tatbikat 22 Eylül 2017'de sona erecek. Tatbikata Türkiye'den bir fırkateyn, bir kurtarma gemisi, bir kurtarma destek gemisi, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 2 karakol gemisi, bir paraşütle arama kurtarma timi, bir denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, bir deniz karakol uçağı, bir helikopter, Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir C-130 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından da 2 sahil güvenlik botu katılıyor. Kapatıldı. Tatbikatta ayrıca İspanya'dan bir denizaltı, Fransa, İngiltere ve Norveç tarafından ortak kullanılacak bir kurtarma gemisi, NATO'dan personel kurtarma sistemi ve tıbbi destek timi, İtalya'dan bir kurtarma gemisiyle 2 kurtarma aracı, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kurtarma çanı, Kanada'dan birer dalış ve tıbbi destek timiyle Polonya'dan da bir dalış timi de yer alıyor. Geliyor abi tane tane. NATO'dan yapılan açıklamada denizlerin acil durumlara müdahalede zorunlu alanlar olduğu belirtilerek NATO müttefikleri diğer uluslarla birlikte Dynamic Monarch sırasında denizaltı arama ve kurtarma senaryolarında işbirliği ve müşterek çalışmalarını sınayacak ifadesine yer verildi.